Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sizin de bildiğiniz gibi çocukken bir taraftar olan ben, hayattaki en büyük sevdamdan birinin kulübümüzde hizmet etmekti. Çok şükür bunu Allah nasip etti. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi olmayı sağladık. 6 senelik bir süreç geçirdik. O ilk günkü heyecanımı, sevincimi de halen tarif etmem zordur. Neler yaşadık? Çok şey yaşadık. Bu dönemde, 6 yıllık dönemde yönetici olarak şampiyonluk sevinci de tattık. Son haftalarda kaçan şampiyonluklar da oldu. Onların ağır üzüntülerini de yaşadık. 3 Temmuz dönemi gibi çok zor, ağır baskı altında kaldığımız, taraftarlarımız dışında herkesin bizi yalnız bıraktığı tarihi bir mücadele döneminde yaşadık. Yani iyisiyle kötüsüyle her şeyi yaşadık. Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de, yani iyi günde de kötü günde de her zaman iyi ki Fenerbahçeli demekten de vazgeçmedim. Çocuklarıma da aynı şekilde öğretmeye çalışıyorum. Değerli basın mensupları, sevgili Fenerbahçeliler, bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Bir tanesi, geçen hafta tamamladığım sezonla ilgili fazla detaya girmeden küçük bir özet yapacağım. Sonra da şahsımla ilgili aldığım kararı sizlerle paylaşacağım. İyi haber uzun sürmeyecek toplantımız. Kötü haber sizler için soru cevap almayacağız. Bunun sebebi de biliyorum soracak çok şeyiniz var. Uzun zamandır da beraber olamadık. Ama sizleri de mağdur etmemek adına önümüzdeki hafta katılmak isteyen herkesin katılabileceği, ister Fenerbahçe TV'de, ister sizlerin belirleyeceği bir yerde, istediğiniz her türlü eldivensiz soru cevabı da sorabileceğiniz bir ortamı da hazırlayacağız. Şimdi geçen Mart'tan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiası bugüne kadar hiç yaşamadığı, deneyimlemediği ve neredeyse öngörülebilirliğin hiç olmadığı son derece zor bir süreç yaşadık. Yani biz geçen sene sezon ne zaman bitecek, ne zaman tekrar başlayacak, sezon sonu ne zaman olacak, transfer ne zaman başlıyor, transfer ne zaman bitiyor, her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez. Daha ne kadar süreceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. İnşallah bu süreci atlatır, tekrar tribünlerimizi doldurur, kombilerimizi satar, localarımızı satar, mümkün olduğu kadar da en normal ortama dönebiliriz. Salgın boyunca herkes, her kurum, her sektör çok zor anlar yaşadılar, sıkıntılarla karşılaştılar. Spor endüstrisi de, özellikle futbol, en ağır etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Tabii en büyük zorluklardan bir tanesi, iki sezon boyunca veya bir buçuk sezon boyunca taraftardan mahrum kalmak. Tabii taraftar olduğu zaman hem sporcu açısından hem futbol zevki açısından çok daha farklı oluyor. Bundan mahrum kaldık. Sporcu motivasyonu da, aldığımız zevk de taraftar yoksa çok farklı bir seviyede oluyor. Tabii zaten sıkıntıda olan kulüplerimiz bu süreç içinde çok ciddi anlamda gelirleri de etkilendi. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı olan kombineler, localar, maç günü bilet satışları neredeyse tamamen yok oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak pek çok loca sahibine burada teşekkür etmek istiyorum. Saygıyla da önünüze eğiliyorum. Localarınızı aldınız ama kullanamadınız. Buna rağmen bir talepte de bulunmadınız. Size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Locaların alanlara. Ama genelde tribün hasatlarından mahrum olduk. Bir de bunun üstüne yayıncı kuruluşun her sezon çamura yatarak bir kez daha pazarlık, bir kez daha pazarlık.
%10-15, %10-15 pandemi öncesinden başlayan bir süreç. Bir de üstüne küçülen pastaya 21 takım. Dolayısıyla en önemli yer olan yayın gelirlerimizden de ciddi anlamda etkilendik. Bununla beraber tabii ülke olarak da içinden geçtiğimiz zor ekonomik şartlar, biraz da kur hareketleri hepimizin zor olan işlerini çok da zorlaştırdı. Niye bunları size paylaşıyorum? Sporcular, teknik kadrolar, teknik ekipler ve sportif faaliyetlerin sekteye uğramadan devam etmesi için çalışan bir kesim vardı. Bizler evlerimizden çıkamazken sporcularımız, teknik kadrolar, tüm futbolla ilgili çalışanlarımız düzenli olarak bu süreçte çalıştılar. Yani onlar da bir nebze diğer sektörlerde olduğu gibi sektör devam etsin diye kendi sağlıklarını riske attılar. Bu bence takdir edilmesi gereken çok önemli bir özveriydi. Dolayısıyla son bir buçuk sezonda sadece alınan kupalara, madalyalara, puanlara bakarak sporcuların, teknik heyetlerin ve kulüplerin performansını değerlendirmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Ben başta kendi sporcularımıza, teknik kadromuza ve çalışanlarımıza, bununla beraber tüm kulüplere Türkiye'de spor faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için gösterdikleri fedakarlıklardan ve çabalardan dolayı teşekkür ediyorum, teşekkür hak ettiklerine inanıyorum. Şimdi futbol takımımızla ilgili bu sezonu biraz konuşalım ama demin de dediğim gibi önümüzdeki günlerde tüm sportif branşları ve yönetimde olduğumuz tüm 3 yılı istediğiniz şekilde değerlendireceğimiz bir ortamımız olacak. Ama tabii ki başarılı sporcu sonuçlar arasında futbolda istediğimiz, arzuladığımız, hedeflediğimiz noktaya gelemediğimiz için aslında sportif branşlarda iyi olan taraflar da doğal olarak göz ardı ediliyor. Bu da işin maliyetinde olan bir konu. Tabii ki bu sene özellikle ilk sene istinaden nazaran baktığımız zaman şampiyonluğu kaybettiğimiz için ve bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz ve derinden yaralandığımızı da söyleyebilirim. Hatırlayacaksınız, Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar demiştim. Bu tahminlerim sadece bizim alacağımız sonuçlarda istinaden değildi hatırlarsanız o dönem. Bizim şampiyon olmamız için rakibimizin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Ve bu tahmin aslında rakibimizin düşünerek yapılmış bir tahmindi. Biz hedefi tuttursaydık aslında tahminde de ne kadar tutturmuş olduğumuz ortaya çıkacaktı. Ancak son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen, maalesef çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen de bize sunulan bu fırsatı ne yazık ki değerlendiremedik. Dolayısıyla bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yol oldu. Ancak şöyle baktığımız zaman ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan tutmayan transferlere, sezon içinde gösterdiğimiz, zaman zaman gösterdiğimiz performansa, mevcut kadro yapılanmamıza ve buna da birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, şimdiden ligin en iddialı takımlarından biri olacağımızı söyleyebilirim. Yani bugünden gelecek sezon için %71 hazır bir kadromuz olduğunu üstüne basmak istiyorum. Bu bahsettiğim bazı dokunuşlar, yani bazı eksikliklerimizin giderilmesi halinde gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu getirecek bir futbol yapılanmamızın mevcut olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da sezona diğer iki sezonun istinaden çok daha güçlü ve kendimizden emin bir şekilde başlayacağız. Tabii aklınızda pek çok soru vardı futbolla ilgili. Transferler, teknik direktörler, kim olacak, kim olmayacak, bunların hepsini önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Ama hedefimiz 1 Haziran veya Haziran ilk haftasına kadar tüm bu sorulara netlik kazandırmak, bugüne kadar yaptığımız hatalardan ders almak, edinilecek en büyük tecrübe yapılan hatalardandır. Bu sadece sporda değil, her yerde söz konusundur.
olmadı mı? Tabii ki pek çok hatamız oldu. Ama bunlardan da aldığımız derslerin de paha biçilmez olduğunu size ifade etmek istiyorum. Tabii yönetimlerin futbol takımları ne yaptığı kadar ülkemizde başka unsurlar da ne yazık ki söz konusu. Yani sadece geride baktığımız sezona baktığımızda ligde sıralamayı belirleyen unsurlar takımların ve kulüp yönetimlerinin performansı kadar ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ne yazık ki, federasyon yönetimin anlayışı, aldığı standart dışı adaletsiz kararlar da ülkemize daha çok has bir şekilde futbolu etkiliyor. Ben futbolun yapısıyla ilgili, Türkiye Futbol Federasyonu, orayı yöneten kişilerle ilgili düşüncelerimi sezon içinde ve geçmişte zaman zaman sizlerle paylaştım. Çok da değişen bir durum söz konusu değil. Yani sadece şöyle şöyle yapacağız deyip de o kaç karardan dönüldüğüne bakmanız yeter. Daha yakın zamana kadar kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi finalinde burada oynanacaktı. Durum ortada. Ama özellikle şunları eklemek istiyorum. Ve bunlar değişmek zorunda. Ya bunlar tercihen değişecek ya bunlar mecburen değişecek. Özellikle liyakat eksikliği. Başta hakem kararları olmak üzere futbolu sonuçları etkileyen pek çok kararda neredeyse hiçbir standardın olmaması, oluşmaması, bir standart yakalanamaması. Sezon başında yapılan algılar. Tabii ki sosyal medya algılarından bahsetmiyorum. Sezon başında yapılan algılara, hakemlerin üzerinden yapılan manipülasyona göz yumulması, hadsizce ve haksızca yapılan son derece vahim ve bunların suç içeren iddia ve ithamlara hiçbir şekilde federasyonun bir iş soruşturma yapmaması, kendi delegelerinden gelen iddialar dahil olmak üzere, bazı futbolcuların yapmış olduğu imalar üzerine, yok teşvik primi, o bu şu, hiçbir şekilde, hatta bir tek savcılığa olan suç duyurularında, o da bizim girişimimizden sonra, hiç kendi içinde bir denetim, araştırma, analiz yapmadan direkt savcılığa gidilmesi, haklı olanın değil en çok bağıranın kazanmasına zeminin sağlanması, iyi takımın kuranın değil iyi ilişki kuranın kazanması. Bu kişileri de size yapacağımız buluşmada anlatacağım. Yani birkaç kişi var. Bir tanesi güya Fenerbahçe taraftarı yönetimde. Fenerbahçe'nin verdiği zararları başka takımlar için yaptığı argo tabiriyle kıyakları da size anlatacağım. Ciddi iletişim eksikleri diye bakarsak federasyonun futbola zarar veren kimliğinin özetidir diye buraya tekrar kayda geçsin diye söylemek istiyorum. Biz mütemadiyen geldiğimizden beri bu yapısal sorunları, konuları, bu eleştirileri yaparken, gündeme getirirken biz sadece Fenerbahçe'yi, sadece kazanmayı değil, total bir adaleti, tarafsız bir futbol yönetimini, özetle tüm kulüpleri, Türk futbolunu düşünerek hareket ettik. Ancak üzülerek şunu da söyleyebilirim, bu çabamızda pek çok paydaşımız tarafından kabul görse de bütünsel baktığım zaman yeterince katılımı göremedik. Maalesef futbol kültürümüzde rekabette hak ve adalet temelli bakış açısı yok. Ve başarıya giden her yol mübah görülüyor. Dünyada kaç ülke vardır ki, en azından ilk 20-25 ülkeye bakalım, bırakın bütün ülkelere. Futbolda başarı sağlamanın sadece futbolun içinde, sahada, rekabetle değil, saha dışında geçtiğinin bir norm haline geldiği, bir kabul gördüğü, bir kültür haline geldiği acaba kaç tane futbol ülkesi vardır dünyada? Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bizim için artık farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı çoktan gelmişti diyebilirim. Stefan Zweig'in dediği gibi, dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Biz de çok daha farklı bir yönetim anlayışıyla dünyamızı değiştireceğimizden emin olabilirsiniz. Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak.
Son konuşmamda da belirttiğim üzere bizim öyle başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Tena'da farklı değiliz, Umumi'de farklı değiliz. Türbünlere oynamıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, manipülasyon yapanlara, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden gerek sporcusuyla gerek yöneticisiyle bizi hedef alanlara, iftirada bulunanlara karşı çok daha farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları gerektiği gibi vereceğimizi buradan açık ve net şekilde bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek. Şahsi konuya gelince, biliyorsunuz 12-13 Haziran'da tarihlerinde inşallah Allah'ın izniyle olağan seçimli genel kurumumuzu yapacağız. Bu 3 sene çabuk geçti. Tarif edilmeyecek şekilde geçti. Ancak aday olduğum zaman da ifade ettiğim gibi yapmak istediklerimizi başarabilmek için en azından dönüş olmayan yola sokmak için 2 dönem lazım demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem ama buradaki beklenti, hedef ve inançta bir değişiklik yok. Ve bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi sorumlu hissettiğim için ve zaten yolun başında planlarım 2 dönem olduğu için ikinci kez başkan adayı olmaya karar verdiğim burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç yıl önce camiamızın sonsuz teveccühünden aldığım güçle Fenerbahçe başkanlığına seçildim. Hangi seviyede olursa olsun bu büyük kulübe bir nebze olsun katkıda bulunmak bana göre mutlulukların en büyüğüdür. Başkan olursun, yönetici olursun, çalışan olursun, taraftar olursun. 3 yıllık yönetim süremize gelince anlayışımız hep Fenerbahçe menfaatlerini ön planda tutmak oldu. Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmeye çalıştık. Bunu yaparken de gemiyi de yüzdürmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe için alacağımız her kararın sadece bugün değil, yarını ve hatta diğer günlerinde düşünerek hareket ettik. Biz sadece işimize odaklandık. İdari yapılanma, finansal ve hukuksal anlamda başarılı ve doğru adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de hem bu çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz, hem de bugüne kadar yaptığımız çalışmaların emeklerimizin karşılığını artık görmeye, yani ektiğimiz tohumların meyvelerini de toplamaya başlayacağımız bir dönem olacak. Bilen bilir ama burada bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ben Fenerbahçe almaya değil vermeye geldim. Dolayısıyla bu doğrultuda da elimizden gelen en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız son derece rahat. Tabii ki burada sonsuza kadar kalma gibi bir gayem yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler yaşandığını hep beraber tecrübe ettik. Ben böyle bir anlayışa da sahip değilim. Hatta her zaman söylediğim gibi ve inşallah süremiz devam ederse, seçilirsek bunu başaracağımıza inanıyorum. Kulüplerde başkanlık dönemlerine bir sınırlama getirmelidir. En azından bir dönem. Başkanlık sürecimizin ilk döneminde yaptığımız hataların, yapamadığımız şeylerin, daha iyi yapmamız gerekenlerin neler olduğunun çok daha bilincindeyiz, farkındayız. Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki deneyimler kimi zaman yetersiz kalıyor. Zaten yöneticiliğin ve başkanlığın ilk yılları bizim kulübümüzde hep zorlu geçmiştir. Tarihte pek çok örneği vardır. Biz de ilk dönemimizde bazı konularda zorlandık. Zaman zaman doğru planlarımızı istediğimiz şekilde hayata geçiremedik.
Zaman zaman şartlar doğrultusunda karar vermeye mecbur kaldık. Ancak camiamız rahat olsun. Ben ve de benimle devam edecek arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde bu süreçten kendimize almamız gereken dersleri aldık. Bunu da göreceksiniz. 3 yılın tecrübesini kendimize en önemli ders olarak kabul ettik ve ikinci dönemimiz bu açıdan çok daha farklı olacaktır. Bu dönemde zaman zaman yapıcı, bazen de insafsız eleştirilere maruz kaldık. Benim eleştiri açık olduğum herhalde bugüne kadar çözebilmişsinizdir. Aldığımız en büyük eleştirilerden biri Fenerbahçe TV'de hiç sansür uygulamayıp kendi kanalımızda işler kötü gittiği zaman yorumcuların bizi eleştirmesi. Eleştiriye açık olmayan bir yönetim buna hayatta müsaade etmezdi. Geçmişte örnekleri vardır. İyi niyet ve samimiyetle yapılan yapıcı ve Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin yaptığı her türlü eleştiriye saygı duyuyor. Bunların bazılarından istifade ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra yönetimi baskı altına almak, bizleri yıldırmak amacıyla gizli ajandası bulunan kötü niyetli eleştiriler ne yazık ki diğer camianın oranla bizde çok daha yoğun ve sistematiktir. Bu Fenerbahçe'nin DNA'sında olan bir şeydir. Bu tarzdaki kişi ve bu zihniyeti taşıyanların en temel özelliği ise işler iyi giderken, Fenerbahçe'de keyifler yerindeyken, iyi sonuçlar alırken ortada görünmezler. Sesleri, sedaları, solukları çıkmaz. Ancak ilk tek özlemede, olumsuz gidişatta en önde bayraktarlık yaparlar. En çok onların sesi çıkar. Hatta bazılarının taşeronluğunu da yaparlar. İnanın bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi ne de çubukluğun başarısıdır. Ben kendim hatırlıyorum. Aday olduğum zaman Mayıs aylarındayız. Dua ediyordum. Keşke Fenerbahçe şampiyon olsa da ben de adaylığımı geri çeksem. Çubuklu'nun başarısı, Çubuklu'yu kimin yönettiği, kim başkan, kim yönetimde ona göre istenen ve istenmeyen bir şey olmamalı. Fenerbahçeliyseniz ne şartta olursanız olsun bu formanın, bu kulübün başarısını hep istersiniz. Dolayısıyla bunların amacı Fenerbahçe'ye sevgisi ya da Çubuklu'nun başarısı değil. Şimdi buradan bu arkadaşlara veya taşeronluk yaptığı kişilere, hizmet ettiği kişilere açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bırakın sosyal medyayı, geleneksel medyayı, burada manipülasyonlarla uğraşacağınıza, kamusal alanda dedikodu ve yalanlar üreteceğinize, işte size fırsat. Eğer gerçekten Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. Her zaman da böyle olmuştur. Geçen gün bir tane yöneticimiz bir yerde çıkmış konuşmuş. Bana eski yöneticimiz. Gündemde kalmak için de konuşması gereken bir arkadaşımız. Yok efendim biz Belçika'dan şöyle bir adam getirdik. Altyapıyı böyle yaptık. Bizim projemizi almadılar. Alsalardı işte bak Belçika'da jenerasyonu yaratan adamları getirdik filan. Onların getirdiği adam İspanyol. Fenerbahçe'den sonra iş bulamadı. Bu insanlar çok rahat yalan da söyleyebiliyorlar. Çok rahat dünü de unutabiliyorlar. Bir, biz kulübe geldik. Yönetim devraldığımızda eski yönetimden devir teslim yapma nezaketini dahi göstermediler. Fenerbahçe geleneğinde devir teslim yapılır. Bırakın altyapı projesini, hiçbir konuda şu şöyledir, bu böyledir, bunu devam edin, bunu yapmayın, buna uzak, hiçbir şey söylemediler. Bir tane galiba yönetici Mithat Yenigün sadece o geldi. El sıkıştı gitti. Sonra gittik altyapıya. Oradaki malum arkadaşlar, orayı yönetenler bize iki sayfa verdiler.
O iki sayfada da sadece antrenman programı vardı. Hiç demediler Belçika'da bir projemiz var, imzaladık, işte bunu devam ettirin, şöyle devrim böyle. Hiçbir şey demediler. Şimdi seçimler 3 gün kala bu arkadaşımız çıkıyor böyle böyle diyor. Bizden ayrılan arkadaş da Guti ile gitti, İspanya'da futbol takımı çalıştırdı. Hiçbir yerde iş bulamadı diyor. Yani bunun gibi de çok olacak. Sadece bir örnek vermek istedim. Bu kişilerin spor hukukunda nasıl manipüle ettiklerini de anlatacağız. Evet, devam edelim. Dolayısıyla açık çağrıda bulunuyorum. İşte fırsat. Gelin. Sandık. Eli kulağında. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, Fenerbahçe'ye yeni bir vizyon katmak istiyorsanız, ne istiyorsanız gelin anlatın. En güzel yolu aday olmak, çıkıp konuşmak, projelerinizi, her şeyinizi anlatmak. Finansmanı nasıl yöneteceğinizi anlatın, futbolu nasıl yöneteceğinizi, basketbolu, diğer branşları, mevcut şartlara göre nasıl sürdürebileceğinizi, nasıl devam ettireceğinizi. Akıl akılın üstündür her zaman söylediğim gibi. Çıkın, güzel bir rekabet olsun. Rekabette her zaman Fenerbahçe kazanır. Ama perde arkasından konuşmayın artık. Gelin çıkın. Açık açık konuşun. Tabii ki benim de anlatacaklarım olacak. Bekliyoruz. Genel kurumumuzun renkli geçmesini, Fenerbahçe'ye faydayı sağlamasını, hayırlı uğurlu olmasını şimdiden temenni ediyorum. Sonuçta karar verecek camiadır. Camianın verdiği her kararda kutsal kadar hepimiz de hazmederiz. Yani şunu da üstüne eklemek istiyorum. Görev süresince seçimden öncesinde de bunu ifade etmiştim. Tüm imkanlarımızı Fenerbahçe TV'yi, web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı, tüm tesislerimizi Fenerbahçe aday olacak herkese açıktır. Ben dahil herkese aynı şekilde, aynı seviyede açıktır. Tabii bunda suistimal edilmemesi için şunu da söylemek istiyorum. Çünkü geçmişte başkan adayı olup kürsüye çıkıp konuşma yapıp şimdi adaylıktan çekilim diyenler de oldu. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen herkesin de tüzüğümüzün emrettiği gibi 200 noter imzasını da getirmiş başkan adayları olmasını da üstüne basmak istiyorum. Şundan adınız gibi emin olabilirsiniz. Adil bir rekabet ortamı sağlayacağımızdan adınız gibi emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken hem tüm kongrelerimize, taraftarlarımıza ve bizi izleyen herkese, sizlere de zahmet edip teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 3 sene boyunca işlerin kötü gittiği dönemlerde ve durumlarda bile desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza, kongrelerimize, temsilci üyelerimize, taraftar gruplarımıza ve taraftar derneklerimize teşekkürü borç bilirim. Onların desteği en kötü günde bile bize en büyük güç, motivasyon, eşsiz bir umut kaynağı olmuştur. Ayrıca 3 yıl boyunca mesai veren tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, kulübümüzdeki mesai arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Evet, değerli üyelerimiz, taraftarlarımız, son 1,5 yılda pandemi dolayısıyla birbirimizden ayrı düştük. Yan yana olmaya hasret kaldık ve inşallah konuşmanın başında da ifade ettiğim gibi en azından bu sezon, bu yeni sezonda tamam kapasite olmasa da türbünlerimizin dolu olduğu, omuz omuza çubuklu desteklediğimiz döneme geri dönebiliriz. Bildiğiniz gibi 12 Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda aldığımız karar çerçevesinde olağan seçimli genel kurulumuzun ilkini 29-30 Mayıs, aynen tüzüğümüzün emrettiği gibi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 5-6 Haziran tarihinde yapacağımızı duyurmuştuk. Ancak İçişleri Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme tedbirleri kapsamındaki yasaklar nedeniyle
29-30 Mayıs kongremiz tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince geri bırakılmak zorunda kaldı. Dolayısıyla ilk genel kurul tarihini bir hafta ertelemek zorunda kaldık. 5-6 Haziran'da yapacağız. İkincisi ise Allah'ın izniyle 12-13 Haziran olarak güncellenmek durumunda kaldık. İnşallah 12-13 Haziran'da salgın koşullarında da mümkün olan en fazla katılımla genel kurumumuzu bir araya getireceğiz. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan edindiğimiz tecrübelerle Fenerbahçe'miz için yaptığımız doğruların üzerine yenileri inşa ederek, düne takılmadan yarınları da daha iyi yapmaya çalışarak ama dünden de ders alarak, güçlü bir Fenerbahçe için sen, ben, o, bu demeden, aynı yolda bu ulu çınarın altında buluşarak birbirimize yaslanıp yolumuzu umutla ve inançla devam edeceğiz. Çünkü bu hikaye, bu yolculuk, bu camia başarıları, mutlulukları fazlasıyla hak ediyor. Evet, Mevlana bir sözüyle bitirelim. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Fazlasıyla sınava girdik. Ve bu imtihana ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe için her türlü mücadele yapmaya hazırız ve buradayız. İnşallah seçiliriz, seçilirsek de bütün çektiğimiz çilenin, bütün çektiği yaşadıklarımızın tam tersine artık harcadığımız emeğin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alır ve bu camia artık hak ettiği mutluluklara kavuşur. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun.